Arkadaşlar merhaba, ben Berk Kaplan, araba tasarımcısıyım. Aynı zamanda endüstrileri tasarımdan mezun oldum ve iki alanda da tecrübem var. Ve normalde İngilizce bir YouTube kanalım vardı, biliyor musunuz bilmiyorum ama orada birçok yorum aldım, Türkçe altyazı ekler misin gibi. Dolayısıyla Türkçe YouTube kanalı açmaya karar verdim. Bunun bir başka sebebi de Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili. Türkiye'den yurt dışına nasıl iş yapılabilir veya Türkiye'den yurt dışına nasıl çıkılabilir gibi konularda kendi tecrübelerimi de paylaşmak istiyorum. Çünkü birçok öğrenci de mesela üniversite sınavına hazırlanan, üniversite sınavını geçen, bitiren veya bir daha hazırlanacak olan veya üniversitede hangi bölümü seçmek istediğine emin olmayan veya Türkiye'de tasarım sektörü, Türkiye'deki tasarıma yaklaşım, Türkiye'deki tasarım kültürü gibi konularda birçok soru ve tartışma oluyor. Ben de bu YouTube kanalı aracılığıyla kendimce bunlara cevap vermeyi düşünüyorum. Aynı zamanda çizim teknikleri, 3 boyutlu modelleme, tasarım felsefesi, tasarım yaklaşımı, bir projeye nasıl başlamak gerekiyor, bir proje nasıl devam ediyor veya freelance çalışmak istiyorsanız müşterilerle iletişiminiz nasıl olmalı, nasıl bir fiyatlandırma vermelisiniz vesaire gibi birçok tasarıma dair alanda burada sizinle iletişime geçmek istiyorum. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse Ankara'da doğdum, büyüdüm. Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımından mezun oldum. Gazi Üniversitesi'nde okurken aynı zamanda Hidromek'le part-time tasarımcı olarak çalışmaya başladım. Haftanın belirli günleri Hidromek'e gidip tasarımcı olarak çalışıyordum. Haftanın belirli günleri okula dönüp tasarım öğrencisi oluyordum. Aynı zamanda Ford Otosan Design Studio'da staj yapmıştım. Onun dışında eğitim hayatım boyunca 10 tane tasarım ödülü kazandım ve bunlardan bir tanesi de bana eğitim bursu sağladı ve İtalya'da araba tasarımı master yaptım. Bu master programında Volkswagen grubuyla projeler yapma şansımız oldu. Lamborghini ve Audi ile projeler yaptık. Master bittikten sonra da yine Volkswagen grubundan İtalya Design Stüdyosu'ndan staj teklifi geldi İtalya Torino'da. 6 ay orada staj yaptıktan sonra iş teklifi aldım ve 1 yıl kadar İtalya Design'de çalıştım. İtalya'da toplam 3 yıl kaldıktan sonra Avusturya'ya geçiş yaptım. Avusturya'da Design Stores firmasında farklı markalara, farklı müşterilere tasarım hizmeti verdik. Bunda ağırlıklı olarak araba tasarım projeleri olsa da ürün tasarımı projelerinde de bulundum. Orada da bir 10 ay geçirdikten sonra şu anda kendi freelance tasarım işlerime odaklanmaya karar verdim. Şu an hali hazırda giden birkaç projem var. Onları bittiklerinde yayınlamayı umuyorum. Kısaca şimdilik bu kadar bahsedeyim kendimden. Çünkü bu alandaki tecrübelerimden hepsiyle ayrı ayrı videolar yapmam gerekecek muhtemelen. Mesela Türkiye'de araba tasarımına dair staj nasıl yaptım veya ürün tasarımına dair de kesinlikle sorulara cevap vereceğim. Sosyal medyanın önemi yine benim bütün bu kariyerim boyunca rol oynadı. Türkiye'den Avrupa'ya gidip Avrupa vatandaşı olmadan orada nasıl iş bulunabileceğini, bu aslında mümkün mü ve nasıl mümkün gibi sorulara da cevap vereceğim. Veya tasarım yarışmaları da apayrı bir konu. Özellikle öğrencilik hayatında kesinlikle katılınması gereken bir alan, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla heyecanlıyım. Türkçe ana dilimde video yapmak daha kolay mı olacak, daha zor mu olacak bunu göreceğiz. Çünkü İngilizce olana alıştım sanırım artık. Orada daha kolay bir şekilde, daha planlı bir şekilde ilerleyebiliyorum. Ama buradan da haftada bir veya iki haftada bir olacak şekilde videolar yapmayı planlıyorum. Hatta çizim ve üç boyutlu modelleme gibi konularda da Türkçe kurslar hazırlayacağım. Şu an hali hazırda bir tane İngilizce şablon paketim var. Bunların hepsinin linkini aşağıda bulabilirsiniz hazırladıkça özellikle. Dolayısıyla hoş geldiniz. Görmek istediğiniz videoları, sormak istediğiniz soruları aşağı yoruma yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.